Yapılması farz olan şeyler nelerdir? Uzak durulması gereken kişiler kimlerdir? Peygamber Efendimiz bu kişilere karşı neden uyarmıştır? Zemzem nedir? Zemzem suyunun faydaları nelerdir? Zemzem suyu nasıl içilmeli? Hangi sure ne için okunmalı? Az sonra. Derdin mi var? Bil ki derman Allah'tır. La tahzen, üzünlenme, mahzun olma. Gönlün kırıksa da bil ki mutlaka bir mahraç, bir çıkış kapısını Allah yaratacaktır. Bir hastalıkla mı boğuştun? Mahzun olma, ümitsizliğe kapılma. Bil ki şafi Allah'tır. Nice bütün hastalıkları bir anda def eder, gönderir, ortadan kaldırır. Umutsuzluğa kapılma. Allah mutlaka bir ümit ve bir umut olacaktır. Kapıları sana açacaktır. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Gününüz hayırlı olsun inşallah. Bugün pazar günü ve Kur'an ve sünnet programında efendim huzurunuzdayız, sizinle beraberiz. Uzun bir Ramazan ayı programı sunduk. 60 program yaptık Ramazan ayı boyunca. 30 sahur, 30 iftar. Allah'a binlerce hamdü sene olsun. Instagram'da çok güzel bir katılım sağlandı. Yüz binlerce kişi, en azından yüz binlerce artırım oldu Instagram hesabımızda. Buradan biz izleyen kitleyi görebiliyoruz. Zoom'u bu sene ilk kez denedik biz. Bir dini programda ilk kez bir Zoom programı denendi ve Ramazan'dan sonra da denemeye devam edeceğiz inşallah. Bipimiz yine işledi. Sorularınız, cevaplarımız, Instagram'dan gelen sorularınızı son derece önemsedik. Kısacası sizi önemsedik ve siz şu anda efendim yine ekran başında, Zoom'ların başındasınız. Biraz sonra sizinle konuşacağız. Efendim hepinize selamlarımı iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Allah sizleri muhafaza eylesin. Geçmiş Ramazan'ınızda efendim bu kayıt programı itibariyle söylüyorum. Hayırlara vesile olsun. Günahlarımızın affına vesile olmuş olsun inşallah. Bizler de sizinle biraz sonra konuşacağız, söyleşide bulunacağız. Hatta daha çok sizi dinleyeceğim inşallah. Ramazan'da çok fazla hani konular çok uzun olduğu için, oradan oraya koşturduğumuz için konu itibariyle çok fazla belki zoomlarınızı alamadık. Bize gönül koydunuz bir kısmınız netice itibariyle ama şimdi bundan sonra inşallah daha çok sizden, zoomlarınızdan istifade edeceğiz. Siz sorabileceksiniz, biz konuşacağız sizinle inşallah. Ramazan bittiği için şunu söyleyeyim, bu imtihan süreciydi. Bu imtihanı kul olan kişi, neticede kulluğu kabul eden de ölüyor, kulluğu kabul etmeyen de ölüyor, çok bilen de ölüyor, çok bilmeyen de ölüyor. Çok ibadet yapan da yapmayan da, çok inanan da inanmayan da ölüyor netice itibariyle. Bir aleme gideceğiz, bundan sonraki bir aleme. Biz o alem hakkında kutsal kitapların bize bildirdiği, seçkin insanların, peygamberlerin bize bildirdiği bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Bu bilgileri filozoflar, düşünürler, bilim adamları, bunların kendi alanı değil o alan. Onların alanı mevcut olan kainatı iyi çözmek, Allah'ın yarattığı kainatı efendim hücre hücre, atom atom incelemeye gayret etmek, kainatı çözmeye çalışmaktır. Onlar elbette ki insanlığın lehine çalışmalar yaptıklarında biz elbette ki onlardan istifade etmeye devam edeceğiz. Fakat din hem dünyayı, dünyanın nasıl kullanılması gerektiğini koyduğu kurallarla belirliyor. Hem de ahireti ne olduğunu, orada geçer şeyin ne olduğunu bize aktarıyor. İşte biz iman edenler olarak ahiretimize kendimizi hazırlamaya gayret ediyoruz. Mezara uzandıktan sonra meçhul bir aleme gitmiyoruz. Malum bir aleme gidiyoruz. Bazıları için bu meçhul bir alem olabilir. Bizim için malum bir alem, bilinen bir alem. Çünkü o konuda Kur'an konuştu, daha önce Tevrat konuştu, Zebur konuştu, İncil konuştu, sahifeler konuştu, peygamberler konuştu. 120 bin peygamber bu konuyu konuştular. Biz de onların konuştuğunu en sadık, en güvenilir, en kamil, en mükemmel, en rasyonel bilgi kabul ediyoruz ve o bilgilere göre ahiretimizi dizayn etmeye gayret ediyoruz.
Ramazan'da da bunu gösterdik. Allah'ın emirlerine uymaya gayret ettik. Sizden ricam, sizinle paylaşacağım şey şu. Lütfen Ramazan'dan sonra da edindiğiniz iyi özellikleri devam ettirmeye gayret ediniz. Ramazan'dan sonra da kazanımlarınızı terk etmeyin. Namaz konusunda, zikir konusunda, haramlardan kaçınma konusunda, aile birliği. Mesela bu Ramazan'ın en büyük özelliği ne oldu? Geçen Ramazan da vardı öyle ama bu sene daha çok oldu. Aileler birbirini tanıdı. Yani baba evladını, evlat kızını, evlat babasını, anne kızını, kız annesini daha yakın oldular. Eskiden ailelerde çocuklar evde oturmuyordu. Dışarıya çıkıyorlardı. Bu süreçte aile birliği sağlandı. Yani bir şer görünen şeyde bir hayır tarafı da vardır. Dilerim bundan sonra da o sıcaklık devam eder. Bu girişten sonra hemen Zoom'umuza dönelim ve bir kardeşimizle görüşelim. Bakalım bize bugün ne soracaklar. Efendim Zoom'umuz hazırsa sohbet edebiliriz. Hatta daha rahat konuşabiliriz. Ramazan'da biraz daha kısa süre veriyorduk ama şimdi daha net ve daha rahat konuşabiliriz. Hanımefendi, öncelikle programımıza hoş geldiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz. Buyurun. Merhaba hocam, hayırlı pazarlar. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Ramazanınız iyi geçti inşallah. Nasılsınız? İyi, biz iyiyiz. Sizleri görünce daha iyi oluyoruz elhamdülillah. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Sizleri çok seviyoruz hocam. Her Ramazan, her özel günde sizi izliyoruz. Ne güzel, ne güzel. Biz de bunu hissediyoruz, anlıyoruz, görüyoruz. Bundan dolayı da her yıl şevkimiz biraz daha da artıyor, gayretimiz biraz daha artıyor. Çünkü biz konuştukça, dini sohbetler oldukça şeytanların ne kadar rahatsız olduğunu görüyoruz. Şeytanlar bağlanmış ama buna rağmen şeytanlar tabii ki rahatsız olmaya devam ediyorlar. Hem iki ayaklı şeytanlar, hem görünen hem görünmeyen şeytanlar rahatsız oluyorlar Allah peygamber anılınca. Bu da bizi son derece mutlu kılıyor tabii ki. Şeytanın tezgahını, o büyük iblisin, Adem peygamberi cennetten çıkaran iblisin rahatsızlığını gördükçe mutluluğumuz artıyor inşallah. Evet, sizi dinleyebiliriz, buyurunuz. Hocam, benim annemle babam evlendi. Babam Şafi, annem Hanife. Evet. Babam evlendikten sonra anneme sen Şafisin diyor. Ama annem kendi mezhebine devam edebilir mi? Sorun bu. Tabii ki. Mezhep, yani din esas olandır. Esas olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetidir. Mezhepler, alimler bu dinimizi, yani Kur'an ve Kerim ve Peygamberimizin sünnetini bizim anlayacağımız şekilde, bizim kavrayabileceğimiz şekilde bizlere özetlemişler. Yani itikat konusunda, ibadet konusunda, namaz, oruç, zekat, hac, diğer ilişkiler, alışverişler, ticaret ilişkileri, kiralamalar, akitler, velayetler, vesayetler gibi çok her konuda alimlerimiz Kur'an-ı Kerim ve sevgili peygamberimizin sözlerini esas almak suretiyle bizlere, bizim yararlanabileceğimiz bir şekilde bize sunmuşlardır. Onun için mezhepler çok önemli olması gereken şeylerdir. Mezhepler birer yorumdur netice itibariyle. Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'in sözlerinin birer yorumudur. Bu mahiyette şeylerdir. Onun için dört mezhebin dördü de aynı kapıya çıkar. Şu anda bilinen dört mezhep. Caferilik de tabii ki sayılmalı. O da ayrı bir mezhep. Şafilik, Hanbelilik, Malikilik, Şafilik. Şafii ile Hanefi hemen hemen temelde aynıdırlar. Bazı farklar vardır abdest bozulma gibi hallerde. İşte birinde kan akarsa abdest bozulur, ötekinde erkek ve kadın ciltler temas ederse, eşi bile olsa temas ettiğinde abdest bozulur. Bu ayrıntılar var. Babanızın annenizi illa Şafii ol diye zorlaması doğru değil. Aynı kapıya çıkıyor. Şafilik de Hanefilik de aynı kapıya çıkıyor. Anneniz hangi mezhebi iyi biliyorsa Hanefiliği biliyor. Gençliğinden beri muhtemel Hanefidir. Onun için Hanefi mezhebine devam etsin. Babanız da Şafii mezhebine devam etsin. Herkes kendi mezhebi üzerinde devam edebilir. Veya ikisi de başka mezhebe geçebilir. Başka mezhebe. İkisi gittiler. Maliki oldular mesela. Kıyamet kopmaz. Babanız Hanefi oldu. Kıyamet kopmaz. Anneniz Şafii oldu. Kıyamet kopmaz. Aynı kapıya çıkıyor. Yani bütün mezhepler 5 vakit namaz var diyorlar. Bütün mezhepler Allah birdir diyorlar. Bütün mezhepler Peygamber Hazreti Muhammed'dir diyorlar. Bütün mezhepler kıyamet vardır diyorlar. Cennet var, cehennem var. Oruç 30 gündür diyorlar. Yani bir aydır diyorlar. Zekat malın %2 bir şey odur, 40'ta biridir diyor. Yani hepsi
abdest şöyle alınır diyorlar. Hepsinin abdesti, guslü aynıdır, değişmez. Furuat dediğimiz bazı temel, bazı şeylerde, detaylarda farklılık vardır. O da bir zenginliktir tabii ki. Mezhepler zenginliktir. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz hocam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim. Ailenize çok selam ve saygılarımı sunarım ama hemen unutmayayım, söyleyeyim. Kitabımdan size göndereceğim inşallah. Arkadaşlar adresinizi alacaklar. Çok sağ olun. Öndel ve Tolerans, Hazreti Peygamber'in hayatını, Peygamberimizin gayrimüslimlerle olan ilişkilerini anlatan bu kitaptan sizlere de hediye olarak göndereceğim inşallah. Teşekkür ederim. Babanıza ve annenize teşekkür selam. Teşekkür ederim hocam. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Güzel soruydu. En azından istifade edilebilecek bir konuydu. Bildiğimiz veya yanlış bildiğimiz bir konuydu en azından. Evet, bir Zoom daha alalım. Bir Zoom'la daha devam edelim bakalım inşallah. Hanımefendi merhaba. İyi pazarlar hocam, hayırlı sabahlar, teşekkür merhabalar. Ederim. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk hocam. Annenle katılıyorsun herhalde. Evet. Hanımefendi nasılsınız, iyi misiniz siz de? Allah razı olsun. Siz nasılsınız inşallah? Bizler de iyiyiz. Sizleri görünce, duyunca daha iyi oluyoruz. Sağ olun, var olun. Evet kızım, nereden arıyoruz? Hangi şehirden? Uşak. Uşak'tan arıyorsunuz. Öyle evet. mi? Evet. Ben Uşak'ta çok evet. yıllar kaldım. Hiç biliyor musun? Belki de baban biliyordur. Uşak İmam Hatip biliyoruz mezunuyum. Biliyoruz hocam. Ha, biliyorsunuz. Uşak Lisesi ha. mezunuyum. Uşak'ta babam müftülük yaptı. Ben hocalık yaptım. Ahmetler'de, Eşme'de, yani Uşak'la benim 6-7 senem geçti böyle. Bütün gençliğim Uşak'ta geçti benim. Çok iyi dostlarımız var hala Uşak'ta. Onun için yani yarı Uşaklı sayılırım. Uşak'ı çok sevdiğim bir şehir yani Uşak. Buyurun. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun, ben buyurun. Namazlarımı bazen isteyerek, bazen istemeyerek geç kılıyorum. Onun günahı nedir? Yani geciktiriyorum dediğin Rümeysa şöyle mi? Mesela öğle ezanı okundu, hemen namaz kılmıyorsun. İkindi ezanı kaçta okunuyor? 5'te diyelim, 17'de. 5'e 10 kala kılıyorsun. Öyle mi yapıyorsun? Bazen öyle oluyor. Yani şöyle, öğleyi kılmıyorsun, ikindi gelince ikindiden sonra kılıyorsun. Öyle mi, yoksa kaçırıyor musun namazı, yoksa vaktini mi geciktiriyorsun? Vaktini geciktiriyorum. Yani vaktini geciktiriyorsan problem yok. Yani ikindi ezanı okunmadan öğle namazını kılmışsan bir sıkıntı yok. Allah kabul eder inşallah. Ama hani insan uykusu gelir, unutur gibi bir durum olmasın diye erken kılmakta tabii ki zamanı olunca namaz kılmakta fayda var. Sadece, hocam, sadece yatsı namazını geciktirmekte fayda var. O da şundan dolayı, yani geç saatte daha çok namaz kılabilirsek, daha çok Allah'ı zikredebilirsek, Kur'an-ı Kerim okur, Fatiha, sureler okur, sonra da namazı gecenin, hani uyumadan önce, zaten sen gece geç yarısına kadar kalma da, kalırsan şayet, namazları geciktirmekte biraz sakınca yok. Ama erken kılmak, vaktinde kılmak en doğru olanıdır. Tamam? Teşekkürler hocam. Peki, kitabınızı ben de sana da yine göndereceğim. Önder ve Tolerans kitabını, Hazreti Peygamberimizin hayatını anlatan kitabı size göndereceğim. Okursun inşallah, oldu mu? İnşallah hocam, teşekkürler. Babana da çok selam söyle. Annenizi zaten görüyoruz. Hanımefendiye saygılarımı iletiyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hürmetler sunuyorum. Güle güle. Evet, genç bir hanım kızımız. Herhalde 9 yaşında ancak vardı sanıyorum. Ama namazımı geciktiriyorum. Günaha girer miyim diye sorabilecek kadar hassas. Hiç namaz kılmayanlara ithaf olunur. Hiç namaz kılmayanlara örnek olarak göstermek lazım kızımızın hassasiyetini. Burada tabii ailenin rolü çok önemli, ailenin yetiştirme tarzı çok önemli. Efendim, bir de insanın içinde olacak tabii ki. Peki, bir bip alalım bakalım, bipten bize ne soracaklar, onu da konuşalım, sohbet edelim. Benim adım Eda Nur. Hocam, ben Hollanda'dan arıyorum. Size bir sorum olacaktı. Hocam, benim babam namaz kılmıyor. Günah mıdır? Bir daha paylaşalım, bir daha paylaşalım. Anladım, sana anladığım kadarıyla Hollanda'dan arıyorum dedi. Babam namaz kılmıyor, günaha... Evet, babam namaz kılmıyor, günah mıdır? Evet, babana selam söyle, namaz kılsın inşallah. Seni dinle, belki seni dinlemez evladı olduğu için ama hoca söyleyince belki daha çok dinler. Namaz Allah'ın emirlerinden biridir. 5 vakit namaz kılmak Allah'ın emirlerindendir. Onun için Peygamberimiz hep kılmıştır. Müslümanlar hep kılıyorlar, hep ezan okunuyor.
Beş vakit namazı insanlar kılıyorlar, biliyorsunuz, sizler de görüyorsunuz. Babanızın da, annenizin de ergenlik çağına gelince, sizin de ibadet yaşına geldiğinizde yani, ergenlik dedim mi, ibadet yaşına geldiğinizde sizin de namaz kılmanız dinin bir emridir. Onun için elimizden geldiği kadarınca kılmaya çalışacağız. Babanızı da bu konuda hani onu kırmadan, ona onu üzecek şekilde değil de veya ona öğretecek şekilde değil de şunu yapabilirsin kızım, babacığım hadi abdest al bana bir namaz kıldırsan, beraber bir namaz kılsak mı babacığım falan gibi babanın da gönlüne hoş gelecek, babanı üzmeyecek, babanı kızım bana saygısızlık yapıyor dedirtmeyecek. Namazı hatırlatmak saygısızlık değil tabii ki ama insanlar böyle algılayabilir, ben senden mi öğreneceğim diyebilir. Bunları dedirtmeyecek şekilde uygun bir tarzda babana, hadi babam, hadi canım babam, beraber namaz kılalım, bana bir namazı öğret. Babanız namazı öğrensin, size öğretsin mesela. Biliyorsundur da, bilmiyormuş gibi en azından. Böyle bir yol takip edersen baban da namazı kılar inşallah. Teşekkür ederim hassasiyetinden dolayı. Evet, bir bipimiz daha var. Artık bip kullanıyoruz biliyorsunuz. Soru ve kayıtlarınızı bize gönderebilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim. Sadece sorular değil, duanız varsa ufak dua gönderebilirsiniz. İlahi okuyorsanız, ilahi seviyorsanız ilahinizi gönderebilirsiniz bize. Bütün bunları değerlendiririz inşallah. Bakalım kızımız ne söyleyecek. Hocam, büyü yapmak günah mıdır ve neden günahtır? Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz, sağ olun. Diyor ki büyü yapmak kızımız, Ramazan'da demek doldurmuş, göndermiş. Büyü yapmak günah mıdır? Tabii ki büyü yapmak günahtır. Niçin büyü yapmak günahtır? Çünkü büyü yaptığınız zaman birinin geleceğine zarar veriyorsunuz. Ona zulmediyorsunuz. Onun psikolojik dengesini bozmaya çalışıyorsunuz. Onun üzerine bazı güçleri yoğunlaştırıyorsunuz. O güçler kötü enerji veriyor ona. Yani bu şekilde kişinin doğru karar vermesine engel olunuyor. Yanlış karar vermesi sağlanmış oluyor. Bu nedenle de uzak durmak gerekiyor. Büyü ve benzeri şeylerden uzak durmak gerekiyor. Niye haramdır? Çünkü zarar veren bir şeydir. Zarar veren her şey haramdır. Mesela rüşvet yemek haramdır. Zarar olduğu için. Vermek haramdır. Hak etmediğin bir şey alacağın için haramdır. Kumar oynamak haramdır. Çoluk çocuğun rızkını orada yediriyorsun başkalarına. Çocuklar evde belki muhtaç bekliyorlar. Başkasının kalbini kırmak haramdır. Kötü bir şey olduğu için haramdır. Yani dikkat ediniz, dinin haram kıldığı her şey aklın da, vicdanımızın da haram kıldığı şeylerdir. Bu nedenle de tabii ki sihir, büyü, benzeri şeylerden elinizden geldiği kadarınca sakınmanız, uzak durmanız gerekiyor tabii ki. Herhalde anlaşılmıştır. Şimdi buradan birkaç şey de size verelim. Programımızın formatına tabii ki Zoom'u aldık bundan sonra ama bunun dışında da yine değişik konularımız var, o konuları değerlendirelim inşallah. Resulullah'ın önemsediği zikirler var. Efendimizin tabii ki Esma-ül Hüsna'yı çok okuduğunu biliyoruz, Allah'ın 99 ismini. Bir de bize öğretirken Hazreti Peygamber'in çok böyle nahif dualarının olduğunu biliyoruz. Mesela elimde şimdi bir dua var. Demin notlarımı incelerken notumun içinde buldum. Şu yazılanlar değil. Başka bir şey söyleyeceğim ona. Yazılanlara döneceğim biraz daha. Secdedeyken şöyle dua ederdi. Allahümme ağfirli ve rahamni ve hedini ve ecirni ve afini ve rzukni. Peygamberimizin dualarıdır. Ne kadar yalın, ne kadar sade, ne kadar güzel, ne kadar nazinin, ne kadar temiz. Anlamı şu. Allah'ım beni bağışla. Allah'ım bana hidayet et. Bakın hidayet istenebilirmiş. Hazreti Peygamber Allah'ın Resulü olmasına, özel bir insan olmasına rağmen Allah'ım bana hidayet et diyor. Allah'ım beni cehennemden koru. Cehennemden koru. Bana afiyet ver, sağlık ver. Allah'ım bana rızık ver. Hazreti Peygamber'in yaptığı dualardan biri. Onun için secdedeyken de böyle dua ederdi. Yani secdedeyken, hocam bizim bildiğimiz Subhan Rabbiyel A'la derdik. Evet, Subhan Rabbiyel A'la dersin. Bu namazın tesbihatı. Bu da senin duan. O namazın gereği, bu da senin kalbinin gereği. Allah'a böyle dua ederek sıkıntının giderilmesini Yüce Allah'tan isteyebilirsin. Bir daha söyleyelim. Allah'ım beni bağışla. Türkçesini söyleyeyim. Allah'ım bana merhamet et. Allah'ım bana hidayet et. Allah'ım beni cehennemden koru. Allah'ım bana afiyet ver. Allah'ım bana sağlık ver. Allah'ım bana helal rızık nasip et. Bunlar da Hazreti Peygamber'in bol bol yapmış olduğu dualardandır. Peki, şimdi demin yazılan
duaları Hazreti Peygamber, zikirlerini. Dua elleri açıp bir şey istemektir. Demin örneğini verdiğim gibi zikir ise anmaktır. Aynı kapıya çıkar mı? Aynı kapıya çıkar. Ama zikirde Allah'ı anmak vardır. Allah'ı tesbih etmek vardır. Allah'ı yüceltmek vardır. O zaten yücedir. Onun yüceltilmeye ihtiyacı yok. Ama biz burada duruşumuzu ifade ediyoruz. Allah'ı yüceltirken ibadet ediyoruz. Onun hak ettiği şekilde ama zaten onun hak ettiği şekilde onu yüceltemeyiz yani. Niye? Çünkü o her övgünün üzerinde bir övgüdür. Onun için sen kendini övdüğün gibi şanın yücedir diyoruz bir duamızda. Sen seni övdüğün gibi yücesin ya Rabbi. O kendini nasıl övüyorsa bizden iyi över. Bize öğret, peygamber de bize bu övgülerden bir kısmını öğretiyor. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Hepinizin Allahümme ente selam ve minke selam benzeri meşhur dualarından bir duadır bu. Allahümme ve subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Bunu bol bol okuyalım. Hazreti Peygamber'in bolca okudukları tesbihatlardan, zikirlerden biridir. Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Nedir münezzeh? Arınmış, uzak, nezih, temiz. Bütün noksan sıfatlardan. Nedir noksan sıfatlar hocam? Ben bunu anlamadım ya. Allah fakirdir, haşa. Allah zalimdir, haşa. Haşa. Allah zulmeder mi? Etmez. Allah fakir mi? Hayır. Efendim, Allah bühtan mı eder? Haşa. Allah aciz midir? Haşa. Haşa. Bir bin kez haşa. İşte Allah'ın zatına yakışmayan eksik sıfatlar bunlardır. Bunlardan Allah uzaktır. Yani Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir dediğimizde Allah şeytanın aklımıza getirebileceği vesveseyle bize dürtebileceği her türlü yanlış fikirden, tanımlamalardan, sıfatlardan, ifadelerden uzaktır. Bütün hamdler ona mahsustur. Ne demek? Bütün hamdler, elhamdülillah gibi bütün hamdler, yani dünyaya mesela annenize size iyilik yaptığı için hamd edersiniz. Teşekkür edersiniz de hamd edersiniz. Allah diyor ki bütün hamdler banadır aslında diyor. Şükürler de onadır da ama insan şükürde kulla kendisini ortak edebilir. Fakat hamde hepsi Allah'a yöneliktir. Teşekkür evet ama hamd aynı şekilde. Hamd daha çok geneldir, şükür daha çok maddi şeylerde olabilir ama onun yerini tutmakla beraber hamd çok daha geneldir. Onun için elhamdülillah ya Rabbil alemin diye başlıyoruz. Alemin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Hamd, bütün hamdler onadır. Şükürler, hamdler, tehiyyatlar, selamlar, dualar hepsi Allah'a gider. Doktor seni iyileştirdi. Allah'ın verdiği ilimle, Allah'ın verdiği bilimle, Allah'ın verdiği akılla sana gerekeni yaptı. Büyük bir başarı kazandı. Hayra vesile oldu ama Allah'ın verdiği şifa ile şifa verdi. Onun için mesela tıbbın bittiği, yani tıp gerekeni yapıyor, sonra ne diyor hastanın sahibine? Artık Allah'a dua edin diyor. Allah inşallah düzeltir diyor. Bütün bunları birbirine karıştırmadan, ayıklayarak kullanmak gerekir. Evet, Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdler Allah'a aittir. Allah'tan başka ilah yok. Allah en büyük olandır. Bir ikinci bir dua. Subhanallah ve bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah ve bihamdih, subhanallahil azim. Yine Hazreti Peygamber'in yaptığı zikir ve dualardan biridir. Ben yüce Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan, uluhiyet makamı nedir? Allah'ın büyük zatının gerektirdiği saygınlık demektir. Makamının getirdiği vakar böyle. Onun için melekler orada ne yapıyorlar? Başları önünde bekliyorlar. Kıyamet mahşer gününde Allah tecelli ettiği zaman bütün melekler korkularından kanatlarını yere indirip ya Rabbi sellim sellim, ya Rabbi merhamet merhamet, ya Rabbi selamet selamet diye yalvaracaklar. Peygamberler başlarını eğecekler herkes. Allah'ın uluhiyet makamı budur. Yani korku, endişe, edep içinde olman gereken makam. Makamına yakışmayan sıfatlardan seni tenzih ederim. Seni arındırırım ya Rabbi. Sende uzaklık, sende eksiklik olmaz. Ben ona Allah'a hamd ederim diye ifade ediyoruz. Bu da efendim dualarımızdan biriydi. Peygamberimizin bol bol yaptığı zikirlerden biriydi. Evet, bir bipimiz var. Bipimizi alalım bakalım ne söyleyecekler bize. Allahu Ekber, Subhaneke Allahümme ve bihamdik
ve tebarek esmük ve tebarek ve teala cektür ve la ilahe garyuk. Evet, maşallah. Bir daha dinleyelim isterseniz. Küçük evladımız Sübhaneke duasını okuyor. Dinleyelim beraberce. Allahu Ekber, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve tebarek ve teala cektür ve la ilahe garyuk. Evet, namazda okunduğu şekliyle efendim Sübhaneke'yi okudu. Allah bağışlasın. Allah hayırlı ömürler etsin inşallah. Efendim bir Zoom'umuz var. Zoom'umuzu alalım bakalım. Sohbet edelim. Zoom'daki kardeşimizin sohbetini alalım. Evet, arkadaşımız sanıyorum yavaş yavaş Zoom'umuza doğru gelecek. Evet, bir delikanlıyla annesi herhalde, hanımefendi annesi. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Hanımefendi nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar hocam. Merhaba, merhaba. Sağ olun hocam, ellerinizden öperim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz hanımefendi. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Oğlunuz herhalde yanınızdaki. Evet hocam. Delikanlı sen de iyi misin? İyisin. Evet hocam. İyi, hadi bakalım. Nereden arıyoruz? İzmir'den hocam. İzmir'den, oo maşallah. İzmir'in içinden mi arıyoruz efendim? Evet hocam, Buca'da. Buca'dan arıyorsunuz. Çok güzel. Buca'da da oturmuştuk. İzmir'deki rahmetli babamın İzmir müftülüğü sürecinde orada oturmuştuk. Orada evet, görev de yapmıştım. Karşıyaka'da uzun seneler. Programımıza hoş geldiniz. Evet, kaynaklara da gelmişsiniz hocam. Kaynaklara program da gelmişsiniz. Yapmaya. Evet, aynen öyle. Evet, programa geldim. Hatırlattınız bana. Evet, ne güzel maşallah. Evet hocam. Peki. Ellerinizden öpürüz hocam. Estağfurullah. Allah selamet versin. Esenlik versin size ve evladınıza inşallah, ailenize. Soruyu kim İnşallah, soracak? Siz mi delikanlı mı? Hocam benim bir sorum var. Kur'an'la ilgili bir soru sormak istiyordum. Ama oğlum da amcamızı yeni kaybettik. Çok küçük bir soru sormak istiyor amcasıyla ilgili size. Tabii, tabii buyurun buyurun, ikinizi de dinleyebiliriz. Vaktiniz varsa seviniriz. Tabii, tabii dinleyebiliriz buyurun. Tamam. Hocam benim amcam öldü. Ben onu çok seviyorum. O beni görüyor mudur? Delikanlı diyor ki amcam vefat etti, ben onu çok seviyordum dedi. Acaba şu anda amcam evet, beni görüyor mu? Değil mi? Soru öyleydi. Evet. Evet, evet, doğru evet. Sen şimdi sen masum bir çocuksun, daha küçüksün. Senin ibadetlerin, senin duaların amcana götürülür. Amcana derler ki adın ne senin? Diyelim ki adın Faruk. İşte Faruk sana dua etti. Muhammed mi adı? Bismillahirrahman. Rahman, Abdurrahman yani. Biz pek Rahman kelimesini... Bismillahirrahman, evet. Çok Rahman kelimesini kullanıyoruz. Bismillahirrahman. Evet, Abdurrahman diyoruz ona. Ben Abdurrahman diyeyim en azından. Evet. Sevgili, tamam hocam, sağ ol. Sevgili Abdurrahman, inşallah senin selamın, duan amcana götürülür. Amcan da bundan sonra son derece sevinir. Senden de haberdar olur çünkü amcana senin yaptığın iyilikler böyle bir şey halinde, hediye halinde, hani hediye sandıkları olur ya, böyle bir şekilde, öyle evet, düşünelim yani. Öyle amcana götürülür. Amcan da der ki ya bu nereden geldi bana? Kim gönderdi bunu filan? Derler ki senin işte Abdurrahman o şey, yeğenin var. O sana bu duayı gönderdi. Biz de sana takdim ediyoruz der. O da sevinir bundan dolayı. Onun için seni görür, senden haberdar olur inşallah. İnşallah hocam. Hocam benim sorum da biz Kur'an okurken secde ayeti geldiği zaman ne yapmamız gerekiyor? Onu tam olarak bilmiyorum. 14 yerde var secde ayeti. Diyelim ki okudunuz, o ayeti bitirdikten sonra ayağa kalkarsınız. Abdestli olmanız gerekir. Eğer biliyorsanız evet, Semi'ena ve ata'ena gufraneke rabbena ve ileykel masir duasını okursunuz. İşittik, itaat ettik. Bizi bağışla, dönüş sanadır deriz. Eğer imkanın varsa orada secde etmeniz gerekiyor. Olmazsa daha sonraya ertelemeniz gerekiyor. Çünkü secdeyi vacip görenler var. Bu nedenle de önemli. O secdenin evet, olması gerekir. Ayaktayken Allahu Ekber deyip rükuğa varmadan direkt secdeye varırsınız. Ellerinizi koyarsınız, dizinizi yere koyarsınız, alnınızı koyarsınız yere. Üç defa Subhane Rabbiyel evet, Ala, hani secde gibi. Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala dersiniz. Allahu Ekber der, kalkarsınız ve oturursunuz. Bir defa selam demeye gerek yok. Evet. Ettehiyyatı okumaya gerek yok. Salli Barik okumaya gerek yok. Dediğim gibi üç defa Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala yeter. Böylece secde ayetini bitirmiş olursunuz. Veya tümünü toplarsınız,
Sonra toptan tek tek tek, evet, tek 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 secde edersiniz. İksili olabilir. Oturduğunuz yerden de yapabilirsiniz. Ayağa kalkıp ayaktan da secdeye gidebilirsiniz. Çok tamam, teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun hocam. Kitabımı size gönderiyorum. Ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah, kitabımı size gönderiyorum. Çok sağ olun hocam. Çok okursunuz, teşekkür ederiz. Size... Merakla bekliyoruz. İnşallah efendim. Allah'a emanet olunuz. Allah selamet sağ versin, sağlık sağ versin, esenlik versin. Hayırlı günler hocam. Sağ olun. Abdurrahman güle güle, Allah'a emanet olun. Evet, biz Allah'ın isimlerini isim olarak kullanmıyoruz. İşte Kuddus gibi, Abdülkuddus olur, Kuddus'un kulu. Rahman gibi, Abdurrahman olur. Aziz gibi, Abdülaziz olabilir. Abd kelimesini kullanarak koyarsak daha isabet etmiş oluruz. Peki, hemen bir zoom'umuz daha var, o zoom'umuzu da alalım bakalım kardeşimiz ne soracak bizlere. Bir beyefendiyle bakalım, oğlu mu torunu mu yakından görelim, herhalde torun olsa gerek. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam, nasılsınız efendim, iyi misiniz? Elhamdülillah hocam, siz nasılsınız, iyi misiniz? Sizi görünce daha iyi oluyoruz, sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Allah var etsin inşallah. Amin, amin. Torunumuz size biz torusu olacak. Peki, torun herhalde, nereden arıyoruz efendim? İstanbul'dan. İstanbul'dan arıyorsunuz. Delikanlı merhaba. Sen de hoş geldin programımıza. Hoş bulduk hocam. Hadi bakalım. Yani şimdi deden seni çok seviyordur. Onun için deden yanına oturmuşsun maşallah. Evet. Hocam ben Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum. Maşallah. Rüyamda görmek istiyorum. Nasıl maşallah, görebilirim? Maşallah. Görürsün inşallah. Yani bazı hocalar, yani eski alimler demişler ki peygamberimizi görmek için bol bol salatü selam getirmek lazım gece uyumadan önce. Bir de insan oturduğu yerde, yani uykuya dalmadan önce yatakta oturur, bol bol salatü selam getirir. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed, ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina Muhammed diye, bunun tabi çeşitleri var. Hangisini daha rahat biliyorsan onu okursun, sonra elini açarsın. Efendim Kevser suresini, inna ataynakel Kevser var ya, فَصَلِّ لِرَبِّكَ مَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْاَبْتَرْ. Onu okursunuz birkaç kez. Ondan sonra Allah'ım ben sevgili peygamberimi görmek istiyorum diye yatarsın. Sağ tarafına yatarsın böyle. Cenab-ı Allah inşallah sana gösterir. Veya i̇nşallah. Veya şunu yaparsın. Yatsıdan sonra, hani uyumadan önce baban, diyelim annen dedi ki hadi evladım uyku zamanı geldi. Uyumadan önce abdestini alırsın. İki rekat namaz kılarsın. Bildiğin namaz gibi yani. Fatiha, sonra bir sure, Fatiha bir sure. Namazı bitirdikten sonra elini açarsın. Rabbim ben bu namazımı sevgili peygamberimi rüyada görmek için kıldım. Allah'ım bana sevgili peygamberimi göster diye dua edersin. Mutlaka günün birinde mutlaka onu görürsün inşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah. Allah hepimize görmeyi nasip etsin inşallah. Amin, amin. Peki sana da güle güle sevgili delikanlının dedesi, saygılar sunuyorum. Size dede demiyorum, çok yaşlı değilsiniz çünkü bu nedenle. Allah razı olsun. Kitabı da gönderiyorum. Önder Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Tolerans kitabını da ben delikanlıya gönderiyorum. İnşallah okur. Teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun. Allah yar yardımcınız olsun, Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum, güle güle, hürmetler sunarım. Evet, bazen kitabı göstermeyi unutuyorum. Ama siz Zoom'a çıkan herkes sizin bu artık efendim hakkınız, bu nedenle göndereceğiz onları. Eksikliğimiz olursa, bu konuda bir gevşekliğimiz olursa, yani unutkanlık olursa, gevşeklik derken bize mutlaka hatırlatın. Unutabiliriz yani, ne olur ne olmaz. Bazen ulaşamayabilir. Kitap gider sizi bulamadığı için. Gerçi bu arada size bulamamak yok da herkes evinde, herkes rahat bulunur. Bir zoom'umuz daha var. Onu da bir alalım bakalım. Kardeşimiz bir şey mi söyleyecek, bir şey mi soracak? Evet, ailemiz hazır. Selamun aleyküm. Aleykümselam hocam. Aleykümselam. Maşallah iki kardeş ve anneleri. Doğru mu bildim? Evet hocam. Nasılsınız hocam? Hürmetler hanımefendi, siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür hocam. Kızımın bir sorusu olacaktı tabii size. Tabii. Nereden arıyoruz? Hangi şehirden arıyoruz? Ankara'dan arıyoruz hocam. Ankara'dan, benim memleketten arıyorsunuz. Peki. Hadi, evet hocam. Hadi kızım, söyle bakalım. Hocam, sorgu meleğin Münker Nekir'in şu anda bir görevi var mı? Tabii Münker Nekir her an. Şimdi Münker Nekir derken bir melek mi anlaşılır bundan, yoksa birçok melek mi anlaşılır? Bu tabii ki konuşulabilir şeylerdir.
Ama nasıl Mikail, nasıl İsrafil varsa ve görevlerini yapıyorlarsa münker nekiller vardır. Yani ölünce ortaya çıkmıyorlar. Varlar zaten. Allah'ı tesbih ederler. Onlar bir ordudurlar. Münker bir grup melektir, nekir bir grup melektir. Milyarlarca böyle melekler vardır. Veya münker ve nekir birer melektir. Nasıl Azrail her anda sorgu kişinin canını alabiliyorsa onlar da her an tecelli edebilirler. Ve insanlara o sorguları sorabilirler. Ahiretle ilgili yani mezarda, kabirde sorulacak sorulardır. Soruları soracaktır. Allah, Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne? Yani böyle artık mezhep, meşrep, hangi memleketindensin, kimin oğlusun, kimin kızısın bunları sormazlar. Sadece imanla ilgili soruları sorarlar. Onlar gittikten sonra tabii ki sorgu meleklerinin görevi devam eder. Daha çok imanla ilgili konularda ama bazı ibadetlerle ilgili konularda da sorgu olur. Detaylar ise, detaylar ise öteki aleme bırakılıyor. Yani nasıl kıyametten sonra dirileceğiz ya hep beraber. Esas defter, esas hesaplar, esas kul hakları, şunlar bunlar, büyük hesaplar orada açılır ama mezarda da bunların bir kısmı açılıyor. Tamam mı kızım? Tamam, teşekkürler. Kitabımızı yine size gönderiyoruz. Tolerans ve Önder ve Tolerans adlı kitabımızı size göndereceğim inşallah. Sizler de bize dua edersiniz okudukça inşallah. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Hürmetler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Size de delikanlı, hanım kız sana da. Allah'a emanet olunuz. Efendim ailemizi gönderdik. Ne güzel ailece soru soruyorlar. Şöyle bir soru var. Dul olan bir kadına zekat düşer mi? Yani zekat verebilir miyiz? O herhalde anlaşılıyor anladığım kadarıyla. Şimdi bir hanımefendi diyelim ki eşi vefat etmiştir, boşanmıştır, dul kalmıştır. Ama durumu çok iyidir. Durumu çok iyi olunca zekat verilmez tabii ki. Olabilir hani bazı insanlar babadan zengindir, ticaret yapıyordur kocasıyla beraber. Gün geldi ayrıldılar, malların bir kısmı ona, bir kısmı kocasına kaldı. Zekat almak değil, zekat verecek durumdadır. Ona zekat tabii ki veremezsiniz. Kendi malı varsa zekat vermek zorundadır. Tabii ki zekat vermek zorundadır. Herkes erginlik çağına geldikten sonra mal edinme, malının küçükken de babasından, annesinden kalan malı edinme hakkı var. Erginlik yaşından sonra mal edinme ve malını dilediği şekilde kullanma hakkına sahiptir. Çocuğu olmayan birinin muskalardan medet umması doğru mudur? Yani uzak durmasını tavsiye ediyoruz bir kardeşimize, çocuğu olmayan bir kardeşimize. Muskalardan medet ummasını söylüyorum çünkü muska yaptığını iddia eden veya muska yapan kişilerin ne yaptıkları da ne yazdıkları da doğrusu çok iyi bilinmiyor. Bazen geometrik şekiller, değişik simgeler yapıyorlar orada. Bunların değişik canlıları, değişik mahlukatı celbetme, yani çekme, onları etkileme ve insanlar üzerinde yoğunlaştırma şeklinde sihirle, büyüyle karışık bir muska yapabilme ihtimalleri var. İşte görüyorsunuz değişik üçgenler, altıgenler iç içe konuyor. Değişik geometrik şekillere harfler konuluyor, sayılar konuyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlardan korunun, Allah'a sığının. Bunların etkileri olabilir ama zararları daha çok olabilir. Bu nedenle eğer çocuk sahibi olmak istiyorsak Zekeriya Aleyhisselam'ın nesil duasını okuyabilirsiniz. Peygamberlerin çocuk edinme duasını okuyabilirsiniz. İbrahim Aleyhisselam'ın nesille ilgili dualarını okuyabilirsiniz. Ama bu tür şeylerde, işte demin anlattım bunlardı. Bu tür şeylerden sakınmakta fayda var. Bazen yazan da ne yazdığını bilmiyor, bazen yazılan da ne yazdığını bilmiyor. Orada değişik göstergeler var. Bu göstergelerin bir kısmı cinleri, açık söyleyelim, üç harfli dediğimiz cinleri çağrıştırmaya, onların insan üzerinde bir etkisinin olmasına gayret ediyor. Bunların hiçbiri doğru değil. Hepsi zararlı şeylerdir. Ha cevşen bir duadır. Hangi muskalar takılabilir? Takılabilir muskalar var mı? Ben muska takmak yerine okumanızı tavsiye ediyorum. Kur'an okumanızı tavsiye ediyorum. Ama muska illa bir şey taşınacaksa Kur'an ayetleri taşınabilir. Bir, Hazreti Peygamber'in duaları vardır böyle. Bismillahillezî lâ yedurru gibi. İşte nazara karşı, hastalıklara karşı şifa ayetleri var. Mesela 6 şifa ayeti var. Bunlar yazılıp bunların yanında taşınılırsa bu bir problem oluşturmaz. Ama dediğim gibi eğer sınır aşılırsa tabii ki bu problemlidir. Bunu yapmamak gerekir. Bunlar efendim Allah'a sığınmak gerekir. Kadın kayınvalidesine anne demek zorunda mı diye bir soru.
Yani zoraki hiçbir şeyin faydası yok. Kayınvalidenin zoraki bir anne dedirtmeye ihtiyacı yok. Kayınvalide zaten evladı var, kızı var, oğlu var. Ona anne diyor veya komşuları diyebilir, anne diyebilir. Birçok mesela birçok yaşlı insan var. Ben onları aradığımda nasılsın hacı anne diyorum. Nasılsın hacı teyze diyorum. Ablam nasılsın, iyi misin diyorum. Yani böyle ifadeler kullanılabilir. Bir hacı annenin neye ihtiyacı olacak? Gelin illaki anne demiş mi dememiş mi? Bir deli gelinin içine siniyorsa, istiyorsa yani anne der tabii. İyi bir şeydir. Anne demekle günaha girmezsiniz. Anne sevinir. O yaşlı hanımefendi sevinir. Yani oğlumu evlendirdim ama, oğlumu büyüttüm ama oğlumun hanımı da çok âli cenab, temiz, yürekli bir kadınmış ya. Beni anne gibi görüyor, bana anne diyor. İnsanı küçültmez. Ama yok, ben annemden başkasına anne demem dediği zaman da kayınvalidenin veya kayınpederinin ona hayır illaki anne diyeceksin gibi dayatmalarının çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Onun için gönülden anne diyorsa desin ama demek zorunda değil. Zoraki değil. Hiçbir konu zorla oluşacak konulardan değildir. Sevgi zorla olmaz ki ya. Seviyordur ama anne demiyordur. Peki bir soru, bir bip alalım bakalım. Hayırlı akşamlar hocam. Hocam biz köpek almak istiyoruz. Ama köpek giren eve melekler girmezmiş. Bu doğru mu hocam? Ben tam anlamadım. Bir ses yankı yaptı. Arkadaşlar bir daha... Hayırlı akşamlar hocam. Dinleyelim. Hocam biz köpek almak istiyoruz. Ama köpek giren eve melekler girmezmiş. Bu doğru mu hocam? Evet, şimdi anladım. Şimdi... Köpeklerin, süs köpeklerinin evin içinde olmasını Hazreti Peygamberimiz hoş görmüyor. Bahçede koruma niyetiyle filan köpek edinilebilir, sakıncası yok. Peygamberimiz niçin köpekleri, süs köpeklerini evin içine almıyor? Köpek tabii çok ilginç bir hayvandır, çok sadık bir hayvan, çok güzel bir hayvan, çok sevdiğimiz bir hayvan. Çok sadık, çok böyle sahibine bağlı, kendini sahibine sevdiren bir hayvan, böyle bir özelliği var. Avrupa'da ailelerin çoğu, genç evliler çocuk edineceklerine kendilerine bazı, mesela bir köpek alıyor, onunla meşgul oluyor ve o bazen, herkes için demiyorum, bazen çocuk edinme ihtiyacını örtüyor bazen. Tabii ki köpeği olup çocuğu olan çok aile de var. Hazreti Peygamber'in bu sözü köpek kötüdür, pistir anlamında değil. Sosyolojik bir tahlildir yani. Bunu araştırmak lazım. Bir gün bazen örnek veriyorum, bir Avrupa'da, Almanya'da bir taksiye bindiğimizde Alman şoför arabayı sürüyor. Niye evlenmedin, evli misin değil misin diye sordum. Arkadaşımız var, sohbet ediyoruz, yol uzun. Benim de kazandığım parayı bir kadına yedirmeye ihtiyacım yok dedi. Bakış tarzı bu adamın. Bütün Almanlar böyledir demiyorum. Bunun bakış tarzı buydu, genç biri. Evlenmek istemiyor çünkü bir kadına diye baktığı kişiye parasını yedirmek istemiyor. Biz böyle bakmıyoruz. Bizim anlayışımız çok farklı. Hanımlarımız bizim başımızın tacı, her şeyin ortağıdır tabii ki. Ama öyle bakıyor. Arkadaşa dedim ki, Türk arkadaşa, de ki çocuk sahibi olursun. Aa, benim köpeğim var dedi. Benim ihtiyacım yok çocuğa. Avrupa'da genç nüfus azalıyor günden güne. Hazreti Peygamber'in bu sözünde böyle bir incelik var. Yoksa köpeği küçümsemek, çocuğu küçümsemek anlamında değildir. Onun için bunu buna göre değerlendirmekte büyük fayda mevcuttur. Melek girmez diye bir şey yok. Bir hadiste rahmet meleği. Rahmet meleği nedir? Çocuk sahibi olmayı istemek, çocuğa ilgi göstermekle ilgili melek, görevli melektir. Yoksa her an, her yerde zaten melekler vardır. Evde sadece rahmet meleği yok, onlarca melek vardır. Melek girmez diye bir şey yoktur. Dediğim gibi rahmet melekleriyle ilgili bir hadistir o. Herhalde anlamışsındır sevgili kızım. Hemen bir zoom alalım bakalım, sohbet edelim inşallah. Arkadaşlar hazır mıdır? Peki. Muhtemel bir baba ve kızı herhalde. Tanıyalım, tanışalım. Selam aleyküm. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam hocam. Uzaktan gördüm, hakkınızı helal edin lütfen.
Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Hocam teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hayırlı pazarlar, hayırlı yaylar diliyorum. Sağ olun beyefendi, iyi misiniz siz de inşallah? Çok teşekkür ederim hocam, siz de iyi misiniz? Sağlığınızla duacıyız inşallah. İnşallah, inşallah. İyi, sizleri iyi görünce, hanımefendi kızınızla beraber iyi görünce daha da iyi olduk. Sağ olun, var olun. Biz de sizi gördük, biz de iyi olduk hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Soruyu herhalde hanım kızı soracak. Doğru mu? Evet. Peki. Evet, peki. Nereden arıyoruz? Onu unuttuk sormayı. Hangi şehirden? İstanbul. Hocam İstanbul Çekmeköy'de. Çekmeköy'desiniz. Peki. Buyurun, mikrofon sende kızım. Hadi bakalım. Ticarette sınır var mıdır? Aldığımız bir ürünü istediğimiz fiyata satabilir miyiz? Soruyu bir daha sor. Bir daha sor bir zahmet. Ticarette sınır var mıdır? Aldığımız ürünü istediğimiz fiyata satabilir miyiz? Çok güzel bir soru. Aferin. Bu soru babanın sorusu mu, senin sorun mu? Sanki babanın... Abinin sorusu. Efendim, abinin sorusu. Evet. Güzel, güzel. Çünkü ticarete meşgul olan birinin sorusu bu. Sen daha küçük olduğun için ticareti bilmiyor olabilirsin. Bu nedenle merak ettim. Güzel bir soru. Teşekkür ederiz. İslam serbest ekonomiyi esas alıyor, pazara pek müdahale etmiyor. İslam fıkhı, Hazreti Peygamber, tabii kapitalist sistem değil, sistem itibariyle. Çünkü kapitalist sistem dediğimiz sistemde kişileri ezer, perişan eder, sermaye belli güçlerin elinde toplanır ve sermayeden halk çok azından istifade edilebilir. Halk sadece belli bir kazancı elde edebilir ama sermaye belli güçlerin elinde dolaşan bir güce dönüşür. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim bir ayette sermaye belli güçlerin elinde dolaşan bir metaa dönüşmesin diyor. Halk tarafından paylaşılabilsin makul bir şekilde. Serbest olarak pazara müdahale etmiyor ama pazarı denetliyor. Fiyat tespit etmiyor. Olağanüstü durumlarda fiyat tespiti yapabilir. Yani sorumlu olan, pazardan sorumlu olan yetkili, işte eskiden halife deniyordu. Şimdi işte cumhurbaşkanı veya işte hükümet yetkilileri. Diyelim ki çok bir zaruri bir gıda, ekmek, un veya benzeri bir gıda maddesinin yüksek fiyata satılmasına engel olabilir. Bu konuda bir nar koyabilir, yani bir ölçü, bir sınır koyabilir. Bunun üzerine çıkmayacaksınız. Orada bir politika belirleyebilir İslam'a göre. Şu kadar %20, %30 zam vereceksiniz diyebilir. Ama genel anlamda pazarın kendini kontrol etmesini sağlamak ister. Mesela kara borsacılığa müsaade etmez, çünkü kara borsacılıkta adam malları alıyor, biriktiriyor, fiyat yükselince piyasaya sürüyor. Diğer zamanlarda engel oluyor. Veya piyasadaki bütün malları topluyor, tekel oluşturuyor, malı ben satacağım sadece diyor. İslam buna da karşı. Bazen köylü malını getiriyor 2 liraya, pazara gelince 10 lira oluyor o mal, 3-4 el değiştirdiği için. İslam buna da karşı. Mesela Hazreti Peygamber pazarcıların, yani köylülerin kendi mallarını, kendi ürettikleri eşyalarını pazarda satmalarına müsaade ediyor. Başka kişilerin, başka sermayederlerin köylünün elinden malı ucuza kapatıp pahalıya satması engel olmaya çalışıyor. Hazreti Peygamber piyasayı dolaşıyor. Yağmur yağdığında ürünlerin sulu olan bölgesinin bölümünü eliyle kaldırıyor. Su akınca diyor ki satıcıya, bunu göster diyor. Bunu göster, yani su satma diyor. Yağmur suyunu satma diyor. Pirinci sat veya bulguru sat veya malzemeyi sat diyor. Eğer ürün çok hayati bir ürünse orada sınır olabilir. Ama hayati bir ürün değilse, toplumun bir kesiminin alabileceği bir malsa, biraz lüks bir malsa, kişi istediği fiyatı koyabilir. Orada bir sınır yoktur. Ama dediğim gibi yine insaflı, vicdanlı bir sınırda olması gerekir. Çok düşük, çok düşük, bütün pazarı öldürecek şekilde bir malı çok düşük fiyata kapatıp bütün pazarı iflas ettirmek de dinen doğru değil. Çok yükseğe satıp tüketiciyi zarara sokmak da dinen doğru değil tabii. Biraz geniş anlattım ama hani pazarla ilgili olanlar da en azından ilgiyle dinleyebilsinler diye. Hocam ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizin de saygılar sunuyorum. Allah sizi korusun her yönden. Evladınızı. Siz de bize dua edin lütfen. Allah razı olsun. Dinlemiş hocam. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun efendim. BİP'ten de bir soru, dua mı? Bakalım ne soracaklar. Bakalım dinleyelim hep beraber. Hocam size küçük bir dua okumak istiyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberak esmük ve teala ceddük ve la ilahe garuk. Hocam sizi çok seviyorum. Maşallah, maşallah, Allah bağışlasın. Ama çok güzel okudu. Bu bir de bağırarak okudu ha, yani bile sanki duyun beni, duyun, anlayın babam, ben ne güzel okuyorum filan dercesine. Rica etsem bir daha arkadaşımız, arkadaşlar bir daha rica etsem kızımızı, tatlı kızımızı bir daha dinleyelim hep beraber. Sübhanekesini. Hocam size küçük bir dua okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberak esmük ve teala ceddük ve la ilahe garuk. Hocam sizi çok seviyorum. Saçını da çok güzel bağlamış ama yani tam böyle. Maşallah, Allah bağışlasın, Allah salih etsin. Minik kızımızın duası inanıyorum çok çok herkes tarafından çok beğenilecek. Allah her türlü kötülükten, şerden uzak eylesin inşallah. Şans bilekliklerinin uğur getirdiği söyleniyor. Doğru mudur? Tabii ben, biz uğurun iyi olduğuna inanıyoruz ama burada şans bileklerinin eğer bir hikayesi yoksa, bazen bazı şeylerin gençler tarafından kullanılıyor, batıdan kaynaklanan, değişik ideolojilerden, dinlerden, felsefelerden kaynaklanan bir hikayesi oluyor. Eğer böyle bir hikayesi yoksa, işte ruhları çağrıştırma, yok cinleri çağrıştırma gibi bir hikayesi yoksa burada bir problem yok. Yani bir bilezik, annesinin verdiği bir kolye, bir bana huzur getirir, bana saadet getirir, huzur getirir, ne bileyim bana şans getirir demesinde bir problem yok. Dinen uğura inanmak iyidir. Uğursuzluk yoktur dinde. Uğurlu görmek bir şeyi dinin de temeline aykırı değildir. Ama dediğim gibi bir hikayesi varsa, bir dinin bir simgesi ise, bir felsefenin bir simgesi ise, bir ideolojinin bir felsefesi ise bu bileklikler, bunlara karşı dikkatli olmak gerekir. Çünkü başkasını taklit etmek, başkalarının kutsalına saygı duyarız, o ayrı şey. Ama onun kutsallarını kutsal saymak zorunda değilim. Ben kendi dinimin kutsallarını kutsal sayarım. Ezanımı kutsal sayarım, Kur'an'ımı, peygamberimi vesaire. Ama başka dinin de ikonlarına, kutsallarına karışmam. Yani onlar kendine göre öyle inanıyorlar, biz böyle inanıyoruz. Biz kendi dinimizi anlatırız, kendi dinimizi temsil etmeye çalışırız. Başkasının dinine de sataşmayız ki sataşmadığımızı da bilirsiniz. Ama bizim dinimize yönelik bir tenkit olursa o zaman da hiç kimse kusura bakmasın. Gerekeni de hiç ardımıza koymadan, sözümüzü hiç sakınmadan da söyleriz. Yeter ki bizim dinimize saldırmasınlar, hakaret etmesinler, dinimizi aşağılamaya çalışmasınlar. Çünkü İslam dinini aşağılamaya çalışan kendisi aşağılanmıştır. Allah'ın dinine hiç kimsenin zarar vermesi mümkün değil. Kur'an'ı Allah indirdi. Kıyamete kadar Allah Kur'an-ı Kerim'i korumaya devam edecektir. Diğer dinler niye korunmadı? Çünkü son din gelecekti de o sürecin işlemesi gerekiyordu. Gelen her peygamber, Hazreti İsa gibi, Hazreti Musa gibi, bütün peygamberler, İbrahim Aleyhisselam gibi, son peygamber Hazreti Muhammed'e işaret etmişlerdi. Son mühür peygamberin elindeydi. Hazreti Peygamber geldi, mühürünü vurdu, o iş bitti. Sema, gök söyleyeceğini söyledi. Yani gök derken Yüce Allah'tan gelen vahyi söyleyeceğini söyledi, o iş bitti. Temiz, duru, nezih, sakin, erdemli bir hayat yaşamak isteyenler için Kur'an yeterli bir delildir. Hazreti Peygamber yeterli bir örnektir. Dileyen bu örneği alır, Kur'an'ı alır. Dileyen istediğini alır. Müslümanlar bundan dolayı hiç rahatsız olmazlar. Çünkü Müslümanların bir korkusu, endişesi yoktu. Efendim, Müslüman rahat insandır. Allah'a, peygambere inanmış olan insandan daha güçlü kim olabilir? Değil mi? Çünkü gideceğimiz yerin emniyeti var bizde. İman eden insan, gideceği yeri bilen insandır. Biz gideceğimiz yeri biliyoruz. Cennet ve cehennemi kastetmiyorum. Ahiret var, mahşer var, huzur var, sırat köprüsü var, mizan var, terazi var, 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 var. Bir hesap yeri var, bunu biliyoruz yani. Cennet ve cehennemi, Allah bilir onu. Bunun için de herkesi bu huzura çağırıyoruz. Evet, bugün Ramazan'dan sonraki ilk pazar programımızı bitirmiş olduk. Bir ilahi ile bitireceğiz. Güzel bir ilahi dinleyeceksiniz. Instagram'ımız devam ediyor. Zoom'larımız, programlarımız da devam edecek. Lütfen takip edin bizi. Sizi seviyoruz. Allah sizi tekrar
tekrar her türlü kötülükten hepimizi korusun, ülkemizi korusun. Her türlü şer hastalığı Rabbim ismi hürmetine bizden, sevdiklerimizden, ailemizden, çocuklarımızdan, ülkemizden uzak eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. İlahiyi dinledikten sonra kapatırsınız efendim. Ben gönlümü bu sevdaya salamı, gönlüm bana, ben gönlüme alıştım. Nefsim hançerini vurdu vuralı, dertler bana, ben dertlere alıştım. Dertler bana, ben dertlere alıştım. İntizamı kaybettik. Sevgiyi yitirdik. Merhameti yitirdik. Dünyaya daldı gittik. Hoşuna giden ayeti alıyorsun. Hoşuna gideni almıyor, inanmıyor. Sen ayetlerle oynuyorsun. Kur'an'ı Kur'an'a karşı kullanıyorsun. Yemin olsun ki billahi kaybedeceksin. Kimse Allah'la savaşamaz. Heyhat, heyhat, kaybedersen. Senin kapının dilencileriyiz seni. Yalvardığımızda amin diyen müminlerin dillerini aminden uzak etme ya Rabbi.